Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yunanistan devleti NATO'ya, bütün dünyaya bu şekilde ağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri titretti. Yunanistan devleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Adaları ile ilgili açıklamasını kışkırtıcı olarak niteleyerek bu konuda NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e mektup göndermiş, Türkiye'nin bu açıklamasının kınanmasını istedi. Anavatan Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik en son dönemde tırmanırken, Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Adaları ile ilgili açıklamasıyla ilgili NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu. Kıymetli izleyenler, bu haber diplomatik kaynaklara dayandırıldı. Salı günü itibariyle Avrupa Birliği, Erdoğan'ın Yunanistan'ı Ege Denizi'ndeki askerlerden arındırılmış adaları işgal etmekte suçlamasının, Türkiye vakti geldiğinde gereğini yapmaya hazır olduğunu ifade etmesiyle ilgili endişesini dile getirmişti. Anavatan Türkiye'nin bu hafta AB, NATO, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek ihtilaflı hava sahasını, kıta sahanlığı, Ege Adası'nda silah bulundurulmaması gerektiği gibi konulardaki görüşlerine duruşunu açıkladığını belirtmişti. Türkiye ve Yunanistan son zamanlarda hava sahalarından Ege Denizi'ndeki adalara, deniz yetki alanları, kıta sahanlığından Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynakları, Kıbrıs'a kadar birçok konuda anlaşmazlık içindeydi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Genel Sekreterine hitaben yazılı mektubunda Türkiye'nin tavrı NATO'nun birliğini, uyumlu olduğunu bozuyor, kriz zamanında birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir diyerek bir ifade kullandı.